Değerli Mehmet dostum, merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın hocam? İyisin inşallah. Teşekkürler abicim. Seni burada görmek çok çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. İlk ortak canlı yayın. Açıkçası bu açıdan Evet. da bir heyecan var. Evet, nasip bize olmuş hocam. Şükürler olsun. Evet, nasıl geçti? İlber Ortaylı'nın konferansına katıldın. Hocam çok güzel bilgiler aldık ya. İlber hocamız zaten biliyorsunuz. Yani çok iyi bir hocamız. Yürüyen kütüphane maşallah yani. Çok bilgi aldık hocam kendisinden. Güzel bir şey oldu. Güzel bir Evet. pazar günü, güzel bir söyleşi oldu. Dinledik hocam. Aynen. Esas bomba ondan önce patladı. Evet, Nevzat evet Tarhan. hocam. Abi, ben sözü sana bırakmak istiyorum. Çok fazla vaktimizi hani ben konuşarak şey yapmak istemiyorum. Hocam nasıl Nasıl derseniz, evet. oldu? Nasıl yaptınız abi? Bugün herhalde kitap fuarına gittiniz değil mi? Daha çok. Evet hocam, İstanbul 9. Üsküdar kitap fuarı vardı hocam. Evet. Oraya gittim hocam. Çocuklar da aldık, gittik güzelce bir güzel gün geçirdik. Ondan Aha. sonra bir hocam Nevzat Tarhan bir söyleşisi vardı. Oraya katıldım. Aha. Oraya katıldım. Bakalım ne diyor dedim. Onu da bir dinleyelim. Dinledim hocam. Her şeye baktım. Şeysi var. İkincisi stres konulu bir söyleşiydi. Bunun üzerine stresle mücadele. Konu Efendim hocam. stresli değil mi? Evet, stres yönetimiyle ilgili bir söyleşisi vardı. Ona katıldım hocam. Mehmet abi, kısaca bir saniyeni alabilir miyim? Tabii. Konuklarımıza ben kısaca bir şöyle özetleme yapayım. Mehmet Bey aslen Urfalı. Geçen yıl İstanbul'a taşındı. Sağ olsun Malatya'ya ziyaretime falan da gelmişti. Hatta ben birkaç iletisini paylaşmıştım. Arabasına YouTube Evet logomuzu hocam. falan koyup o şekilde Evet. videolarımızın tanıtımına katkı yapmıştı. Yine kitapları arabasının önüne koyar. Veyahut da işte kitap fuarlarına katılarak Sen Hasta Değilsin kitabını, Elek ve Çok Abarttığınızı tanıtmaya gayret eder. Gerçekten bu mücadeleye yıllardır samimiyetle el veren bir değerli dostum. Çünkü aynı zamanda biz artık bir dostuz, görüşüyoruz, irtibattayız. Benim için çok çok değerli bir insan. Hatta bana sürekli hocam ben sizin korumanızım der. Evet, Urfalı aynen korumanız hocam. diye. Aynen Evet, hocam. ilk var dediğim çok değerli bir aynı zamanda abim kendisi. İnşallah ailecek de görüştüğümüz bir insan. İstanbul'da yaşıyor. Zaten şu an Sakarya'dayız. Nasip olursa daha sık görüşme imkanımız da olacak. Tabii ki ben bu videoda, bu yayında kısaca bu Nevzat Tarhan konusuna değinmek istiyorum. Bugün kendisi kitap fuarına gittiğinde Nevzat Tarhan'ın söyleşisi olduğunu gördü. Orada Nevzat Tarhan'a söz isteyerek ki sorular yazılı alındığı halde kendisi işte bu konuda birazcık ısrarcı olarak bir soru sordu. Hocam bozukluk diye geçiyor bu sorunlar literatürde. Neden hastalık yazmıyor? Bir de İzzet Güllü Hoca'yı tanıyor musunuz diye. Kısaca bunun detayını alalım. Bununla ilgili videodan bir dakikalık bir pasajı ben Instagram'da paylaştım. Dileyen Evet. arkadaşlar oradan görebilir. Hani soruyu nasıl sordu? Nevzat Tarhan nasıl bir cevap verdi falan diye. Yıllardır verdiğim haklı mücadeleyi doğrular nitelikte bir cevap olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle. Bunu Mehmet abiden, ki ben abi demek istiyorum kendisine. Mehmet Çok abiden teşekkür kısaca bunun şeyini, öyküsünü dinleyelim. Ondan sonra hani videolarımızda nasıl karşılaştığı, yıllar önce Tabii. neler yaşadı ki kendisi de bir süreç atlattı. Tabii Şu tabii. tanıklık videosu da göndermişti ama yayınlama Evet. imkanı olmadı benim teknik konulardaki yetersizliğimden dolayı. Önce ben kısaca bu Nevzat Tarhan meselesinden başlayalım Mehmet abi. Sonra söz Evet. sende abi. Hocam orada bir stres yönetimiyle ilgili bir söyleşisi vardı. Ben de Aha. katılayım dedim. Bakın ne diyor. Neyse hocam katıldık. Baktım direkt stres yönetimiyle ilgili bir şeyler anlatmaya böyle. Tam bir şey anlamadım zaten. Aha. Bir türlü net bir şey demedi ki. Anladığım kadarıyla işte stres yönetimi falan gibi konulara değindi. Bu stresle mücadele, stresle yaşam gibi bir konular üzerine. Yani stresin nasıl anlatayım? Yani değişik şeylerini anlattı. Yani bir türlü bir odak noktası bulamadım. Neyse bunu dedikten sonra onun anladığım kadarıyla işte stres yönetimi tek başına şey olamayacak. Bunun benzeri mücadele etmek lazım. Stresle yani Evet. tabiri caizse bir savaşmak lazım gibi bir şeyler anladım kendince. Onların bunun yanı sıra antidepresanlar Amerika'da ilerledi. Biz de her şekilde ilerlemeyiz ama antidepresanlarla da Amerika gibi ilerlememiz lazım. Ben burada şok oldum zaten. Yani bu antidepresanlar yani nasıl olur da yani. Bizim hedef noktamız orası mı? Bu konulara değindi hocam.
Bunun dışında yani baktığım kadarıyla bir şey alamadım. Soru yazılı, ben bizzat canlı söylemek istedim. Oradakiler dedi yazılı ver, yazılı soru alacağız. Tamam dedim. Yazılı yazdım, verdim. Tabii biliyorum yazılı çıkmaz yani, kesin. Ben bildim, bekledim. Bir soru yani yaklaşık 20-32 kağıt yazdı. Yani bir tane çocuğunkini kalktı yani şey yaptı. Çocuk işte bir şeyler yapmış. Onu anlattı. O tabii o soru hani soru cevap şeklinde kısa kısa anlatılması, ben yıllarca ben programda izlediğim kadarıyla soru cevap kısmı kısadır yani. Bir soruyu bir 15-20 dakika falan derken bitmek üzere ben orada kalktım, artık dayanamadım. Dedim hocam ben bir soru sormak istiyorum. Uzak yerden de geliyoruz yani, haklı olarak. Bu soruyu almam şart. Yazıya belirtmiştik ama bir şey edilmedi. Dedim hocam yani bu ansiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu, panik bozukluğu, depresif bozukluğu. Daha bunu abartabiliriz. Yani daha çok bunların sektörü. Tabii tabii çok tabii, çünkü bunlar bolur dediğiniz gibi bolur 4 malzemeden 360 tim yapabiliyorlar. Hocam yani aynı şey dediğim, ben hatta daha da yenilerini görüyorum işte, örtülü depresyon, gülümseyen depresyon. Vay evet. Vay vay ya, neler hocam, neler neler. Yani hızını tutana ya, hızını alamazlar bunlar yani bir şekilde şeyini alamazlar. Neyse hocam, ansiyete, kaygı, bu depresif bozukluğu gibi dedim. Ben de kendim araştırdım yani, ki psikoloji kitaplarında da baktım. Çok yerde de buldum. Bozukluk diye geçiyor. Siz de diyorsunuz zaten. Bozukluk bunu yıllardan beri. Dünyada söyleyen tek kişisiniz zaten. Şu, yani o kitaba göre söylüyorsunuz. Bozukluk geçen şey resmiyette, kitapta bozukluk diye geçiyorsa bu neden hastalık diye lanse ediliyor? Aha. Her bir danışan bir yere gittiğinde, bir psikoloğa, psikiyatriye gittiğinde hemen hastalık, hastam geldi. Hasta, bu neyin algısı yani? Biz bunu çözmek için bunu sordum. Neden kitaplarda bozukluk diye geçen anksiyete, kaygı bozukluğu, depresif bozukluğu deniliyor da bu hastalık mı, bozukluk mu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Zaten ondan sonra bir 10 dakika hiç anlamadım bir şeyler. Sonuç olarak yani ileride diyor ki hastalık diye lanse edelim. İleride hastalık diye lanse edelim de teşhisi nasıl koyuyorsun? Neye göre ilerisi diyorsun? Neye göre ilerisi diyorsun? Bir de hocam bunu anlamadık lan diyor, biz işte şey yapıyoruz. Bunun tetkikleri falan yapıyoruz. Erdoğan gibi, ben kendim makine teknisyeniyim. 25 yıldır çalışıyorum. Ben bir şey yaptığım zaman elimde bir araç gereç olması lazım. Bir takım edevat olması lazım. Çok özür dilerim hocam. Bir araç gereç olması lazım. Bir takım edevat olması lazım ki ben o makineye yol vereyim ya da şey vereyim. İnsan makine gibi düşünürsek, sen yani biz psikolojiye, psikiyatriye geldiğimizde sizin elinizde hangi tetkik tedavi yöntemleri var? Evet. Yani oradan yola koyuyorum hocam. Yani bunlardan bir şey anlamadım. Yani sonunda yine kendi şeyini eveleyip geveleyip hastalığa bağladı yani hocam. Bunları yani, evet Mehmet abi şey dedi değil mi? Yani işte 10 sene sonra bu sorunların evet, hastalık olduğu evet, ispatlanacak. Tamam da evet, kardeşim 10 sene sonra ispatlanacaksa demek ki evet, şu an için henüz bir ispat yok. O zaman kesin, şu an niye peşin hastalık muamelesi çekiyorsunuz değil mi? Yani 10 sene, yani bu 10 sene 9 sene kehaneti tabii ki zaman kazanma taktiği, işte oradaki soruyu geçiştirme taktiği, 10 seneye evet, kim öle kim kala. Aynen. Yani ne demiş oldu ki, bunu açıkça ifade etti. Şu an dedi böyle bir altta yatan bir patoloji, bir hastalık yok. Ama ileride işte 10 sene sonra falan filan diyerek aslında bozukluğun hastalık olmadığını, hastalık kesinlikle, olmadığı için hastalık denemediğini ama ileride hastalık olarak kayıtlara geçeceğini evet, söylemiş oldu. Buradan ne çıktı? Bozukluk hastalık değil ama biz hastalık olmadığı halde ileride hastalık evet, olarak ispatlanacak varsayımından hareketle şimdiden peşin peşin hastalık olmayan sorunlara hastalık diyoruz demiş oldu. Onun ötesinde evet, laf salatası uzattı, kemküm yaptı, çok fazla ıkındı, sıkıldı ki ben oradaki o... Ben bir saat yazdım, bir şey yok. Oradaki o zorlanmayı ben tabii ki gördüm. Herkes gördü. Siz de gördünüz. Zaten bu evet, benim beklediğim bir şey. Hani bu bizi şaşırtmadı. Evet. Ama böyle kesinlikle, bir soruyla ilk defa karşılaşıyor olması böyle bir ortamda onu muhtemelen şaşırttı. Onun ben bir bocalamasını videonun başında gördüm. Tabii ki biz bir dakikalık bir videoyu paylaştık. Devamı da var. Devamı da bende var hocam. Evet, sadece demagoji yapmış oldu. Ama dediğimiz şeyi açıkça ispat etti. İzzet Hoca'nın yalan söylemediğini, hastalık yok derken atmadığını ya da bir
farklı kesinlikle hesap peşinde olmadığını teyit etmiş oldu. Yani ne dedi? Evet. Altta bir patoloji yatmıyor. Şu an için bir patoloji olmadığı için hastalık denemiyor. Ama ileride denecek dedi. Yani hastalığın, evet, bozukluğun farklı olduğunu tekrar ediyorum. Evet. İspatlamış oldu. İtiraf etmiş oldu. Fakat evet, dediğim gibi ileride hastalık olacak kehanetiyle şu an biz peşin peşin hastalık olmayan sorunlara hastalık diyoruzu ağzından bir şekilde zımnen de olsa, dolaylı yoldan da olsa, değil mi, İtiraf etmiş oldu. Buyurun Mehmet abicim, söz sende. Yok hocam, aynen dediğinizi katılıyorum. Siz daha benden daha biliyorsunuz. Estağfurullah. Yani aynen dediğiniz gibi hocam. Yani bu konulara bugün bu beyaz rengine beyaz ama 10 sene sonra siyah olabilir gibi bir anlam, anlamsız bir anlam yüklemeye çalıştı. Yani ben anladığım kadarıyla. Yani biz şu an beyaz olmadığı için, yani bu beyaz olmadığı için siyah diyoruz. Evet. Ama ileride beyaz olacak. Evet. Biz şimdiden hazırlık babında peşin peşin beyaza siyah muamelesi çekiyoruz. Peki, demiş oldu. Yani sen hakikaten çok, evet, Mehmet abicim sözünü kestim. Ben hep çünkü bana cevap veremiyorlar. Karşıma çıkamıyorlar. Sorduğum Twitter'da falan yıllardır böyle soru soruyorum. Görmezden geliyorlar. Fakat hep bu sebeple şunu düşündüm. Yani bir kişi çıksa da bir gün seminerde falan böyle bunlara, milletin içinde ama. Tabii, böyle birebir de kaçak göçek dövüşebileceği bir ortamda değil, milletin içinde böyle bir, evet, ortamda keşke bunu birisi sorsa dedim. Bu sana nasip oldu. Şükür hocam, ben hazırım. Aynen. Takipçilerin hocam, adına bu davanın, bu mücadelenin kesinlikle evet şey adına, maneviyatı, ruhaniyeti, işte bilmem psikolojik değeri adına ve takipçilerimiz adına en çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük kesinlikle bir cesaretle hocam, bu işi sahiplenerek, evet, bu soruyu, evet, milletin içerisinde söz hakkı vermek istemedikleri halde birazcık da zorlayarak sordun ve ben bu şekilde İzzet Hoca'nın, evet, İzzet Hoca'nın, hani sözünü kestim abicim, kısa bir iki dakikada özetleyeyim Mehmet abi. İzzet Hoca'nın yıllardır bu mücadeleyi boş yere vermediğini bir anlamda teyit etmiş oldun. Buna güçlü bir gözlemsel, böyle hani herkesin tanık olduğu bir delil de bırakmış oldun. Bu işin altına böylesi bir delili de koymuş oldun. Ben sana tekrar teşekkür ediyorum bu anlamda. Ben teşekkür ederim. Hocam biz doğru neyse onu söylemişiz. Ben inancım gereği Müslümanım hocam. Doğru neyse onu söylerim. Yani söylemek zorundayım. Benim inancım sağlamsa ben bunu söylemek zorundayım. Ucu nereye gider? Soru neyse soru değil. Çünkü beni yaratan bir adı dost doğru ol. Neyse onu söyle. Kesinlikle. Ben doğru konuş diye, evet. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Yani buna ben hayatım her döneminde bileyim hocam. Ben size konuşmuştum da sohbetimde. Ben hayata 3 sefer sıfırdan başladım. Gerekirse 10 sefer sıfırdan başlarım. Sorun değil. İnsandır hayatlar, maddi manevi yönden insanlar aşağı yukarı gidip gelebilir. Ama ne olursa olsun kişiliğinden kalitede ödün vermemeli bence. Ben o şekilde yaşıyorum. Onu biliyorum. Onu yaşarım hocam. Evet. Yani bunun yanı sıra hocam son bir anlatılan bir şey anlatmak istiyorum. Hocam kağıtlar aldı, soru aldı da bitmek üzere. Zaten ben o millet için o soruyu sormazsam, tek sorsam o soruyu cevabı ben zaten alamam. Aha. Tek sorsaydım bir yerde o soruyu ben alamazdım cevabını. Onun için de, evet, tam milletinde bu soru sorulamaz ya da bitmişti zaten. Ben dedim bir soru sormam lazım dedim yani. Millet içinde deyince mecburen onu yok diye soramazsın gibi söyleyemezler. Aha. Tabii soru da biraz pahalı oldu. Mecbur hocam yani. Bizde ucuz bir şey olmaz hocam. Ucuz bir şey, evet, olmaz hocam. Bizde neyse odur. Evet. Gerçekten bunu ilk defa yapan bir insansın. Bu hakikaten, bu bir ilki gerçekleştirdin. Hocam çok güzel oldu. Yani hani millet şöyle düşünebilir abi. Yani İzzet Hoca tek başına işte kendi atıyor, kendi tutuyor, kendi kendine konuşup duruyor. İşte kimse onu bu konuda muhatap almıyor. Çünkü o kadar ciddiyetsiz bir şey ki hastalık yok iddiası. Cevap vermeye dahi tenezzül edilmiyor. Bu kadar aslında safsata gibi sağda solda kullananlar, art niyetli bu şekilde lanse edenler oluyordu. Ama sen kardeşim İzzet Hoca yalan söylemiyor. İşte ulu orta bir profesöre, bir, evet, psikiyatri otoritesine bak ben bunu herkesin içinde sordum ve bu cevabı, kesin, verdi. Demiş hocam evet, Kemal Sunal filmdeki video hocam, yani biz faiz yemedik, tefecilik yapmıyoruz, başkasının rızkını çalmıyoruz. Efendi gibi bir soru sorduk hocam, yani bundan daha doğal ne olabilir? Yani sorumuzda da bir yasa şey bir şey yok yani. Biz bir argo kelime kullanmadık. En doğal insani bir bilgiyi, sizden aldığımız bir bilgiyi orada teyit etmek zor için teyit etmek için sorduk hocam. Evet. Yani çok bundan... çok güzel oldu. Emin olun abicim. Evet. Havada olan bir taş yerine oturdu. Yani
ben ne kadar iyi anlatırsam anlatayım, ne kadar mantıklı, bilimsel, Evet. rasyonel izahlar yaparsam yapayım, haklı olarak insanlarda ya Kesinlikle. niye bir kimse bu konuya hiç cevap vermiyor? Niye bu konuda kimse topa girmiyor? Niye Evet. herkes bu soruyu, bu adamın bas bas bağırdığı bu konuyu görmezden geliyor? Muhtemelen ciddiye almıyorlar. Demek ki önemsiz. Yani istediği kadar mantıklı konuşsun gibi bir istesem zihninde bir Evet. gel git olmuştur birçok insanın. Yani bunu Evet. anlamakta, bir yere oturtmakta zorlanan çok insan vardır. Tabii ki tanıyanlar yakinen videolarımızı izleyip Evet. kitabımızı okuyanlar biliyor ama hani bunu yaşayan çok insan olduğunu ben biliyorum. Bu anlamda bu Evet. çok büyük bir delil oldu abi. Sen yani Evet. bir iddianın altında bir delille desteklemiş oldun. Kesinlikle. İzzet Hoca Kesinlikle bu konuda hocam. evet kardeşim İzzet Hoca yalan söylemiyor. Bak ben İstanbul'da gittim bu Kesinlikle seminerde hocam. bu adama bu soruyu sordum. İşte verdiği cevap bu. Yok canım Bu. bozukluk hastalıktır. O uyduruyor öyle bir şey yok. Bak işte Evet. falan demedi. İşte Kesin ileride diyemez. olacak. Tabii ileride Evet. olacak. Bilmem ne Evet. falan filan diyerek geçiştirdi. Ama bozukluğa neden hastalık diyemediklerini, hastalık olmadığı için hastalık diyemediklerini, Evet. ileride hastalık olacağını ama şimdiden peşin peşin hastalık muamelesi çektiklerini, şimdi hastalık olmayan bir soruna hastalık dediklerini kabul etmiş oldu. Çok çok teşekkür ederim abicim. Bir de senin süreciyle ilgili tabii ki çok fazla Tabii, tabii. ne konuşuyor bilmiyorum. O konuyu sana bırakıyorum. Hani Tabii geçmişteki o hocam, o süreçle hiç sorun ilgili yok. O hiç neler sorun söylemek yok hocam. istersin? Hocam 2020 yıllarında falan da hocam. Normal ben işimde gücümde olan bir insanım. Sürekli biraz işkoliyim yani makine üzerine çalıştığım için. İşime de biraz merakımdan dolayı. Çalışıyorum hocam. Normal bir hayatımız vardı. Sonra hocam bir gün gece uykudan kalktım. Baktım göğüste bir sıkışma var. Dedim acaba yediğim bir şey mi tokandı ya da bir çalışıyoruz. Yani biz iş gereği biraz acaba biraz kasılma mı oldu gibisine ciddiye almadım. Sonra bu devam etti. 1, 2, 3, 5 gün göğüs. Ben yapı gereği de hocam biraz sertim. Yani Urfalı olarak yani vücudumuz biraz şey diyeyim bizi Fırat'ın sert suyuyla büyütmüşler. Ya kolay kolay canımızın acısını bilmeyiz hocam. O şekilde devam ettik hocam. Devam ettik. Bir hafta, 10 gün, bir ay. Bu geçmedi. Hayırdır dedim ya bu göğüs sıkışma var. Allah Allah. Bulamadık. Sonra bir göğüs doktoruna gittim. Dedi göğsüne enfeksiyon kapmış. Ne yapmam lazım dedim. Bu arada ben hayatımda ağrı kesici bile kullanmamış bir insanım. Evet. Ağrı kesici bile kullanmamış bir insanım. Yani en zor şartlarda çalışmış bir insanım. Yapı gereği olarak, iş gereği olarak yani. Neyse hocam. Bu şekil bir şey oldu. İğne falan yazdı. 5-6 gün kullandım. Sonuç boş hocam. Hiçbir alakası yok. Zaten nasıl diyeyim ben? Oradaki doktorla ne kadar bilgisi vardı bilmiyorum. Bir şey elde edemedik. Sonra hocam bir gün evde otururken aniden baktım bir titreme falan. Başımda bir ağrılar, titreme falan filan. Allah Allah kalp krizi mi geçiriyorum dedim acaba. Bu ne dedim ya. Tabii kendimdeyim ama bir titreme falan, baş ağrısı falan, zonklama falan. Hemen elimi yıkadım, adım olduğum yere biraz çöktüm hocam. Tabii titreme devam ediyor. Tabii ben kalp krizi mi geçiriyorum acaba, ne geçiriyorum falan. Neyse eşime falan söyledim. Dedi bir şey yok inşallah. Dedim valla yok ama bu bir titreme var, bir şey var. Ben çözemedim. Kendim biliyorum. Ben kendim bırakmam ya. Böyle bir şey var. Geçti biraz yarım saat sonra. Olabilir dedik ya insanıydım. Belki biraz yorgunluk da var. Sonra bu birkaç gün daha tekrar etti. Tekrar etti hocam. Akabinde tekrar etti. Bu sefer hocam geceleri uyku tutmama başladı. Uyku uyuyamıyordum. Allah Allah dedim. Düzenli bir hayatım var. Düzenli yemeğimi bir insanım. İşime gidip gelen bir insanım. Neyse bu şekilde hocam bir uykusuzluk dönemleri oldu. 3 gün, 5 gün. Hiç sabaha kadar gözümü kırpmıyorum. Allah Allah. Çalışıyorum. Kendimi de yoruyorum. Fazla da ekstra da yoruyorum. Hani biraz daha uykum gelir gibisinden. Yok. Kalkıyorum hocam gece Kur'an okuyorum. İşte kitaplar okuyorum. Değil mi? Olabilir. İnsanız. Kitaplar okuyoruz falan filan. Bu biraz daha gitti. 15 gün oldu. Artık uykusuzluk da bir insana bir yere kadar biraz yoruyor. Tabii işime gidip geliyorum. Gerekirse sürünerek gidiyorum. Yani çünkü ben bu şeyi tak umurumda değil. Tabii bilmiyorum neyin olduğunu. Aradan biraz geçti yine bu titremeler falan filan. Bir isim bulamıyorum. Bir şey bulamıyorum. Gittim birkaç şey yaptım. Kardiyolojiye gittim. Koşu bandına koştum. Ona koşuyorum. Diyor sen sapasağlam hiçbir şey yok. Dedim, nedir bu acaba? Neyse bulamadık. Öyle bulamadık. Hocam devam etti. Sonra uykusuzluk günler falan başladı. Birkaç gün daha bu şekilde devam etti hocam.
Ondan sonra insan tabii uykusu kalınca hocam her düşünce akla gelir gider. Aklımıza düşünceler geldi gitti. Bu sefer bulamadım. Birine dedim ben acile gittim. Artık dedim bir iğne vursunlar bir yani yatayım yani. Yok. Uyku yok. Acile gittik orada bir tanesi dedi sende uyku apnesi olabilir. Uyku apnesi de dedim. Ya biz yıllardan beri bir şey şeyimiz yok. Uyku apnesi olabilir. Sonra beni şey anlattılar. Bir psikiyatriye gönderdiler. Ben de psikiyatri ne işim var? Psikiyatri de daha ben hayatımda hiç böyle bir şey yok. Yani bizim oraya gereği birini hastaneye götürdüm. 60-70 yaşındaki bir adamı götürdük. Yani öyle bir yapı gereği de şeyimiz de yok. Yani biz yani bölge olarak da hocam yani şimdi küçüklüğümüzden beri bir en ufak bir şeyimiz olduğumuzda annemiz bir şey yapar. Bir ıhlamur gibi diyeyim. Bizim bitkiler şifalı bitkiler kaynatır. Şey yapar. Yani o şekil biz büyüdük. Yani. Öyle ilaç kültürümüz yok. Neyse gittim oraya içeri gittim. Bir tane bayan. Psikiyatri doktoru. Dedim, hocam uykusuzluklar var. Aklıma düşünceler geliyor. Dedi, sende ansiyete bozukluğu var. Baktım ona. Ya, bu nerede? Neye gidebilir? Ne var mı bilmiyor. Yani hani bir insan gitmiş gitse kalksa bir şeyler görebilir. Ama adım da bilmiyor. Ne yapmam lazım? Bir 6 ay ilaç kullanman lazım. Ben 6 ay niye ilaç kullanayım? Bir kullanman lazım. Ben düşünüyorum hocam şimdi yapı gereği de uykusuzluk sorun değil. Halleder şey de hastane falan gidip gelebilir. Çünkü ismini bilmiyorum. Hayatıma devam ediyorum. Tabii biraz uykusuzluk var. Şey yapmak istiyorum hocam. Bir yerden sonra artık ben işte de aksamalar olmaya başladı. Ya, işte çalışırken oturuyoruz. Oturuyordum mesela. Öyle bir durum oldu. Bunu mecbur çözmem lazım. İlaç değil ama bazen de şey oluyordu. Vallahi yalan yok. Yani arabayla çıkıyordum. Gece yok demiyordu. Yolu alıyordum. Arabaya gidiyorum. Gidiyordum bir yerde duruyordum. Duruyordum. Ver ufaklık. Oğlum müsaade eder misin? Hocam arabaya giderdim. Buldum gece bir yerde. Bir yere de kimse şeyimi anlatmam yani. Oturdum dedim ya Rabbi yani şöyle göster kurban olayım bana bir isim koyalım yani bir şey bulamıyoruz bu nedir yani hani bir şey olsa bileceğiz yani şey bu nedir oğlum ne bu var bir şey bitiremedir yani, askeri dağda yapıyor adam bitiremedir ne bitiremedir bilmiyorum bulamadık öyle birkaç şeyle geçti en son ilaçlara başladık hocam ilaçlar baş ağrısı mide kafa baş yani çok kötü. Ben gittim dedim bu ilaçlar veriyorsun. Bu ilaçlar ne ilacıdır? Tabii ben perspektifini de okudum. Neler yazıyor. Neyse. Ama bir yandan da kullanıp birkaç gün uykum düzelir işime giderim gelirim. Tabii olmadı öyle olmadı böyle olmadı derken ilaç git gel. Gelecek ay yine gel. O gidiyorsun mesela başka bir ilaç. Falan. Tabii bu ilaçlar müthiş derecede ben sağlıklı bir organik beslendiğim için bende ters yapıyor. Bunlar baş ağrısı falan, mide, göğüs sıkışması, terlemeler. Yani sanki duşa girmiş gibi üstüne ter akıyor hocam. O derece. Daha sonra dedim sen bu ilaçların bana bir etki vermiyor. Bu ne ilacıdır? Ne, nasıl olacak? Yani sen bir şeysin. Dedi ki hiç unutmam hocam 2020 Ağustos'ta bana dedi ki bu beden dilin tedaviye cevap vermiyor. Dedim bu bence kendi kafasını anlatıyor. Bu neyin bedeni, neyin şeysi. Çünkü baktım şey gereği de hocamız kendim bulaşım makineci olmuyor. Karşı makine her şey makine olarak görüyor. Yani puan veriyoruz. İşimiz gereği. Karşı makine bu daha bir toy. Daha yani bu kadar bilgi nereden almış? Neye göre almış? Beni tanımayan bilmeyen bir insan. Tabii bir yandan da işe gitmemiz lazım. Yani açık söyleyeyim. Bu şekilde devam ettik hocam. Ondan sonra öncesi hocam 2 ay ilacı kullandıktan sonra sizi tanıdım. YouTube'da bir gün baktım. Bir yalan yok. Bir tanesi baktım. O kardeşime çok teşekkür ederim. Aynı şekilde şu anda ben de 3 yıldır devam ediyorum. Çare İzzet Güllü diye bir şey gördüm. Yorum gördüm. Bakalım dedim İzzet Güllü için. Açtım. YouTube'yı açtım hocam. İlk videonuzu şey gördüm hocam. Ne iş yapıyorsun? Beni de bekçi misin? Bekçi miyim? Oradaki müthiş o sözünüzü duydum. O zaten bende bir ampul yandırdı hocam. Neydi o söz güzel söz? Ne o öldüm bittim havaları. Evet. İnsansın yani, insan. Bunlar da insanlık halleri. Müthiş. Müthiş hocam. Orayı buldum. Bir daha dinledim. Ya dedim bu soru hem bana diyor ki uyku. Dedim bu sanki benim yanımda. Uyku uyuyamıyorsun diyebiliyor.
İşte an olmadı diyebiliyor. Aklına her türlü düşünce gelir diyebiliyor. Tam beni terimliyor bu yani. Sanki beni görmüş de bana bir yol gelmiş. Bütün bilgileri var. Ondan sonra vücut titreme olabilir şey gibisinden bütün şeyler birebir siz tek söylediniz hocam. Bu Türkiye'de ben gece gündüz araştırdım. Biraz da inatçıyım. Bütün şeyleri araştırdım. Bir tek bu konuya değinen, bu gerçek bilgileri veren sizsiniz. Bu şekilde devam ettim. Tabii ilaçları bırakmam lazım. Nasıl bırakacağız? Öyle bir ona dedim. O diyor bırakamazsın. O zaten alışveriş şey yapmaz diyor. Bağımlılık yapmaz diyor. Bırakabilirsin falan filan. Tabii üzerinde birçok ilaç denediler. Bu olmadı başka bir ilaç verdiler. Bu olmadı başka bir ilaç verdiler. Beni kobalt olarak kullandılar. Piyasada ne kadar antidepresan varsa bunlar hepsi üzerinde denediler. Bunları ben bir kere bıraktım. Nasıl bıraktım? Yani bunu ben biliyorum, Allah biliyor. Bir de çeken Hazreti Eyüp peygamber var ya, o biliyor. Başka kimse bilmez bunu. Ben gecelere kadar zaten uyku yoktu. Sabahlara kadar titremeler, ayak titremeleri, başıma sanki balyoz da vurmalar. Gece sabaha kadar bu şekil. Sabaha kadar bu şekil. Bir gün, üç gün, beş gün, altı ay, dokuz ay. Dokuz ay bu şekil. Ayak titremeleri, baş ağrıları, göğüs sıkışması, terlemeler, yerlerde yuvarlanmalar. Açık söyleyeyim yani. Bunu benim eşim de gördü. Eşim de sen çok güçlü müydün? Bu ne oldu sana? Eşim bile artık dayanamadı. Yani canına kıyar artık. Yazık günah sana. Bu ne? Nereye kadar çekeceğim bu eziyeti? Dedim ben çekeceğim bunu. Sonra nereye gider bilmiyorum. Ben pes etmiyorum. Nereye giderse de gitsin. Ayak titremeleri, baş ağrıları, başımı yerine kaldıramıyorum. Bu şekil yavaş, 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 yavaş. Tabii videoları her gün dinliyorum. Videolarınızı her gün dinliyorum. Telkinleri her gün yapıyorum hocam. Telkinlerimi yapıyorum. Videolarımı düzenli bir şekilde dinliyorum. Artık ben kesin her şeye inandım. Tüm programı düzelttim. Bu ilaç süreci kaldı. Tüm duyguların normal olduğunu, duyguların asla olmayacağını, bir duygunun şiddeti adına nitelik asla değişmeyeceğini ben bizzat sizin videolarınızda bunu gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben bunları tek tek hepsini öğrendim. Beynime de bunu ispatladım. Kesinlikle ben bunu ispatladım hocam. Bunun akabinde hocam telkinlerime devam ettim. Size dediğim gibi işte korkularımdan korkmuyorum. Kaçmıyorum, savaşmıyorum. İnsan bir kendi duygusundan şey yapabilir mi? Kaçabilir mi? İnsan kendinden kaçabilir mi? Hayır. Kendine savaşabilir mi? Bu da saçma. Baktım ben mantıklı sizin dediğiniz gibi. Umursamayacaksınız. İlgilenmeyeceksiniz. Şimdi bir de en benim kilit noktam. Bütün videolarınızı biner sefer izlemişim. Kesin. 3 yıl boyunca gece sabaha kadar yerde yuvarlanıyorum. Ayak titremeleri, boş ağrıları. O halde ben sizi dinledim hocam. 3 yıl boyunca. 3 yıl boyunca o şekilde. Evet Mehmet abi, daha önce de bana anlatmıştın. Hakikaten evet. Bu belirtileri çok yoğun, çok ileri düzeyde. Hem de fiziksel belirtileri çok çok daha fazla yaşadın. Hakikaten evet. Müthiş bir mücadele verdin. Yani hatta evet. Ben şey diyorum yani Mehmet abi başardıysa bu yoğun boyuttaki bir sıkıntıları kesinlikle aşabildiyse diyorum birçok insan hani çok daha düşük düzeydeki sorunlarını haydi aşabildi. Ben bir kereden bıraktım hocam. Direkt bıraktım dedim. Yani bu olmayacak çünkü bana zala veriyor. Baş ağrısı, titremeler, göğüs sıkışması. Yani bir insana yapacağın en büyük kötülüğü bana yaptılar. Açıma ne söylüyorum ben? Bunlar iki tarafta da ellerim yakandadır yani. Yakasındadır yani. Ben o şeyi bırakmam. Kesinlikle. Bir insan bir insana bu kadar zarar verebilir mi ya? Kesinlikle ya. Biz bir karıncayı bir de ezmemek için yolumuzu değiştiren insanlarız. Yani bu neyin kafası? Bunlar hangi ana babanın evladı? Bilmiyorum. Yani açık söyleyeyim. Ben bunları nasıl bir kafayla yetiştirmişler? Yani bizim orada derler ya. Senin Kur'an'ı hiç ezan okunmadı mı? Yani bir şey olmadı mı? Bir kalbinden bir merhamet yok mu senin? Bir gün bir Yahudi çocuğu bile ayağı incisi ben burada kabul etmem. Vicdanım kabul etmez ya. Bir insandır ya. Sen bir insana yalan dolan anlatıyorsun, bu kadar ilaç veriyorsun. Yani bu neyin şeysi, neyin kafası, neyin mantığı? Neyse hocam bu şekilde devam ettim. İşte aklım her türlü düşünce geri gider, düşüncenin iyisi kötüsü asla olmaz. Efendime söyleyeyim hocam, korku korur, kaygı hazırlar, sıkıntı yoldaki tevaladır. Bir duygun şiddeti hatırlatıyla asla değişmez. Bu bilgileri ben size, yani açık köpeği gibi bilgiler hocam. Aradım dünyada diyor sorgula ya sorguladım size sorguladım yok. Dünyada böyle bir bilgi veren yok. Kesinlikle yok. Bu şekilde devam ettik hocam. Yavaş yavaş bir şey girdik. Etrafımı anlatmadım. Anlayan yok. Herkes bir doktordan iyi biliyorsun. Ya diyorum bak beni zehirliyorlar ha. O zaman içme. Yeme. Ya bu böyle kolay bir şey değil. Bir batağa girdik. Yanlış yaptık. Hata yaptık. Baktım bir yerden sonra kimse artık anlatılmıyor.
bilgi alamıyoruz. O zaman dedim bu Mehmet Ali dedim sen yine kendin işini kendin hallet her zamanki gibi. Bu şekilde çekeceğim, biteceğim. Ben zaten o zaman bütün şeyler sorunları sorun olmadığını ben inandım. Bir tek işte ilaçtan şeysi kaldı hocam. Onlar da kademe kademe geçti. En son artık işte orada biliyorsun sizin orada da olmuştu hocam. Bir deprem olayı olmuştu. Artık orada işim kadar kısıtlıydı. Tabii ondan önce ben buraya bir İstanbul serverimiz vardı. Nasip kısmet sizden iyi olmasın. Bir abimiz burada bana bir iş teklifi yaptı. Seninle çalışmak isteriz. Gelir misin? Geldik burada hocam. Şu anda İstanbul'dayız. Hayata sıfırdan müthiş derecede daha donanımlı, daha tecrübeli, duygularla savaşmayan, düşüncenin iyisi kötüsüyle ilgilenmeyen bir insan olarak, müthiş olarak hocam hayatımızda son sıra devam ediyoruz. Şu anda önümüzde hiçbir engel yok. Sıkıntıymış, kaygıymış, korkuymuş. Bunlara ben hiç ilgilenmiyorum. Hatta bunlar gelmediğinde ben dedim acaba sorun mu var? Yani bir arabanın bütün şeysi gibi hocam, aksamı gibi teker görmüyorsa sorun var. Yani araba çalışmıyorsa sorun var. Bu duygular da bizde olması lazım. Yani en insanı duygular. İnsan ağlar, güler. Sıkılır, daralır. Bunlar yok, stres mi? Neymiş? Bunlar da yani olacak ya. Şimdi bunlar da olmazsa bir insanın bir anlamı kalmaz. Evet. Yani dün Instagram'da da paylaştım. Yani evet. Bu psikolog paylaşımları bunlar. İşte olumlu duygu, olumsuz duygu diyor. Evet. Sonra diyor ki altta diyor ki duygular diyor normaldir diyor. Bu duyguyla şöyle başa çıkın diyor. Önerilerde bulunuyor. Ya şimdi duygu normalse niye başa çıkıyorsun? Bir. Aynen. İşte olumlu duygu, olumsuz duygu dediğin zaman zaten sen otomatikman insanları bir grup duyguya karşı duyarlı hale getiriyorsun. O duygu evet. Seni etkilemeyecekse bile etkiler hale geliyor. İnsanların duygulara karşı algılarını bozuyorlar. Bu şekilde zihinlerini maalesef kodluyorlar. Evet. Zaten bu sorunlar bu sebeple artıyor. Ama gerçekten senin hikayen ki ben çok kesinlikle. Fazla bu canlı sanat videolarını izleyemiyorum. Hani çok övgü dolu sözler. Hakikaten duyduğum zaman rahatsız oluyorum. Yani bilmiyorum alışmamışım. Hani birazcık belki üzerimdeki sorumluluk duygusunu da artırıyor. Evet. Daha çok ne yapabilirim baskısına beni sokuyor. Belki buna girmeme adına açıkçası çok fazla dinleyemiyorum ama az çok tahmin ettiğim kadarıyla ki birçok insanla da tabii ki konuşuyoruz. Hakikaten senin hikayen çok çok daha ileri bir hikaye, çok daha ağır bir hikaye. Kesinlikle hocam. Hakikaten yerlerde yuvarlandığınız, sabahlara kadar fiziksel adeta kıvrandığını. Eksik anlatıyorum, fazla anlatmıyorum. Eksik biri anlattım yani. Orayı biraz geçiştirdin ama daha önce Malatya'ya ziyarete geldiğin zaman bunu çay içerken, yemek yerken konuşmuştuk seninle. Evet. Gerçekten senin hikayen bu anlamda benim her zaman için zihnimin bir köşesinde. Unutulmayan hikayelerden bir tanesi ki sen kesinlikle. Yine de hani belki zamanı kullanmaya da çok fazla o detaylarda insanları belki sıkmama adına biraz kısa geçtin ama hakikaten çok ağır bir hikaye. Tamamen fiziksel belirtilerin çok önde olduğu kesinlikle. Ve hem de en ileri safhada yaşandığı bir mücadele kesinlikle. Ki buna rağmen sen videolarla hem de ilacı birden bırakma hatasını yaptığın halde evet, çok o hatayı yaptım. Evet, o hatayı yaptım arkadaşlar söyleyeyim yani. O bir kere de hemen bıraktım. Evet. Çok ben yoğun yoksunluk belirtilerini de tetiklediğin, birden evet, bırakmanın komplikasyonlarını da sürece kattığın halde. Dibine kadar yaşadım hocam. Evet aynen çok güzel ifade ettin. Dibine kadar her kesinlikle. Şeyi hem yoksunluk belirtilerini hem kesinlikle. Fiziksel belirtileri hem psikolojik komplikasyonları tamamını bir bütün olarak ve dibine kadar yıllarca yaşadığın halde videolarla pes etmeden sürecini tamamladın ve şimdi hakikaten sağ olasın yani hep görüyorum yok, işte sağ olun, YouTube, ben de çok. YouTube videosunu böyle arabana yapıştırarak işte veya da kitapları kesinlikle. Arabanın önüne koyarak bu tarz konferanslara seminerlere giderek kitap hediye ederek kitapları kesinlikle. Tanıtarak gerçekten bu davaya emin olacağım fazlasıyla el veren bir insansın. Bu anlamda hocam, dedim ya ben de sana karşı minnet doluyum yani kendi adıma hem takipçilerimiz adına. Çünkü çok görüyoruz. Yani insanoğlu maalesef vefasız. Ya dedim ya bir teşekkür bile etmeyen nice insan var. Yani insanlar zannediyor ki böyle o gelen yorumlardan ibaret düzelen insan sayısı. İnanın onun 20 katı habersizce çekip gidenlerle dolu. Ben bunu şuradan biliyorum. Bana zaman zaman mail geliyor, mesaj geliyor. Mesela diyor ki hocam diyor ben diyor 3 sene önce sizinle diyor sürecimi tamamladım. Şimdi diyor ablamın bir sorunu var. E tamam ama 3 sene önce tamamlamışsın, haberimiz yok, ne bir yorum kesinlikle. Var, ne bir... Yani bu şekilde çok mesaj aldığım için oradan kesinlikle. Anlıyorum. Hani insanın... Hatta ben, hocam, sözü kesmiyorum hocam, kusura bakmayın.
Çünkü hocam 3 sene boyunca hep sizi dinledim. Ben sabahlara kadar sizi dinledim. Allah sizden razı olsun. Bütün videolar sabaha kadar tek 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 dinledim. Hatta size de geldiğimde demiş mi hocam siz diziye ben nerede buldum? Dedim, hocam sizin haberiniz yok. Ben 2 yıldır sabaha kadar siz bana anlatıyorsunuz ben sizi dinliyorum sabaha kadar. Evet. Yani bunun hakkı ödenmez. Şimdi bu, eğer ben bunu yapıyorsam bir gerçekten sizin gibi güzel bir insan bir emek görmüşse ben o emeğin doğruluğu peşinde olmam lazım. Bir ikincisi bu benim üzerime bir mesuliyettir, bir sorumluluktur hocam. Nasıl ki ben o yoğun dönemde yaşadığım sorun bile değil, bozukluk bile değil. O yalana düştüm. Bir yolu bulamadım. O yoldaki tek tabela sizdiniz. Yardımcı oldunuz. Ben bilgiye hasrettim hocam. Bilgi istedim. Bilgi ya bana ne oluyor yani? Hep açıklama, izah etme. Kesinlikle ya. Ya şimdi bana bir bilgi verirse ben tamam çözeceğim olayı. Bilgi yok. Oraya yani gidiyorum birisi, yok. Birisi iyi bir ip uzatsa ben tutacağım diyorsun ama ip yok. Kesinlikle. Ben onu başarırım yani. Ben bunu her şekilde hayatım her döneminde ben şey yapmışım. Size dediğim gibi hocam yani bak bugün Şanlıurfa'da ben kurulu düzenimi evimi bırakmışım. Çocuklarımı almış gelmişim. İstanbul'dan yeniden bir hayat başlamışım. Ben bunu 10 sefer daha yapabilirim. Ben zorluk benim için önemli değil. Önemli olan o bilgiyi almak. O bilgiyi almam lazım hocam. Ben o bilgiyi alamadım. O bilgiyi de gerçekten bugün çocuklarım bile diyor. Üstad hocam Allah razı olsun. Yani gerçekten bu bilgiyi sen bize verdin hocam. Ya siz olmazsa size bu bilgiyi bize verecek kimse yok. Sektöre gidiyor. Sektör diyor işte 6 ay ilaç kullan. Bozukluk hastalığı. 5 dakikada ya birine tartışın diyorum. Sen 5 dakikada adını soyadını bilmeden adama nasıl teşhis koyuyorsun ya? Adını soyadını bilmiyorsun. Teşhis koyuyorsun. Diyor zaman git bir şikayet et. Sağlık Bakanlığı bize diyor ki 5 dakikada fazla görüşme. Sen buraya ağır ilaç veriyorsun millete. Adını soyadını bilmeden depresyondasın diyorsun. Panik ataksın diyorsun. Ansiyetlisin diyorsun. Etrafta senin gibi çok diyorsun. Neye göre diyorsun? Neyin şeysin diyorsun sen? Ben Gaziantep'e gittim. Gaziantep'te de bir tane doçent doktor sözde. Baktım dedi sen hocam dedim bak bu ilaçları bana bıraktır. Benim bir derdim yok. Sizi tabii tanıyorum. Videolarınızı izlemişim artık. Bu ilaçlar hocam öyle bile değil. Antep'e gittim. Dedim bu ilaçları bana bıraktır. Benim başka bir şeyim yok. Ne dedi dedim bak. Ya şimdi dedim bu uykusuzluk vardı. Bu ilaçlar oldu. Dedi sen depresyondasın. Ya dedim sen benim adımı bilmiyorsun. Yolumu bilmiyorsun. Beni tanımıyorsun. Ne iş yaptığımı bilmiyorsun. Neye göre hangi tetkik tedavi rapora göre tahlile göre diyorsun ya. Yoğunum dedi şey demeyiz budur yani sonrasında yapabileceğim bilgi budur gelecek bir daha gel baktım bu boş başka bir tanesine gittim onunla dedim bak bana hiçbir şey yok o da profesör sözde o da Gaziantep'teydi o da baktım o tam sistemi korumuş gelen gidene randevulu şeyler 800 o da şimdi belki 2000 falandır 800-2000 arası tek randevu alıyor tek 5 dakika konuşuyor hı hı deyip ilacı yerine verip gönderiyor. Yani bu kadar bununla bulan yatacak yerleri yok yani. Gerçekten yatacak yerleri yok. Ben ana babalarını merak ediyorum. Yani nasıl bir yerde doğurmuşlar? Nasıl bir... Evet. Sözünü kestim Mehmet abi. Mesela o gün yine Instagram'da paylaştım. YouTube takipçilerimizle Instagram'dan da takip etsinler. Çünkü kısa kısa paylaşımları oradan yapıyoruz. Her kısa konuyu müstakil bir video yapmak her zaman mümkün olmuyor. Kemal Sayar profesör, psikiyatri profesörüne soruyorlar. İşte hocam son dönemde depresyon çok arttı. Bunu niye bağlıyorsunuz? Verdiği cevap. Bakın satır aralarında neler gizli. Birçok insan tabii bu boyuttan bakmadığı için hocam Allah razı olsun, hocam Allah razı olsun deyip duruyorlar. Diyor ki depresyon son dönemde niye arttı hocam diye soruluyor. Verdiği cevap. Evet. Diyor ki işte dünyada diyor işte müthiş bir diyor işte bireyselleşme var, yalnızlaşma var. İşte kültürel emperyalizm var, işte kapitalizm işte falan. Tamam kardeşim. Hastaneye gidildiğinde, kliniğine gelindiğinde serotonin düşmüş, sen hastasın diyorsun. Mikrofon uzatıldığı zaman maneviyat eksikliğine, yok bireyselleşmeye, yok yalnızlaşmaya bağlıyorsun. İlaç verdiğin zaman bireyselleşme azalıyor mu? Maneviyat yükseliyor mu? Yalnızlık gideriliyor mu? Bakın. Bakın. Yani kimyasal 30 saniyelik, 40 saniyelik, 1 dakikalık bir videoda bile bakın nasıl bir dev çelişki barındırıyor. Ama maalesef insanlar tabii ki bu boyuttan bakmadıkları için böylesi mühim hakikatleri göremiyorlar ve ıskalıyorlar. Evet. Dediğim gibi senin özellikle ilaç bırakma sürecinde nasıl yoğun zorluklar yaşadığını biliyorum. Yani hatta sen şöyle demiştin abi ya ben bu ilacı bırakabilsem ben başka bir şey istemiyorum. Yani benim bir derdim yok. Ben bu ilacı bırakayım. Yani artık ilaç bırakmak senin için başlı başına sorun olmuştu ve kendinden ölümle evet. Buna rağmen halen buna rağmen teşhis koyma. Halen böyle yok depresyondasın, yok panik ataksın. Ya ben iyiyim.
ilacımı bırakmak istiyorum, bana yardım edin dediğin halde halen sana bir teşhis, evet, koymaya çalıştıkları. Kesinlikle. Halen o ben... Tabii tabii. Hocam ben hayatım her dönemde işinde gücünde olan bir insanım. Yani bir şey olmamıştır. Şey etmemiş. Kolay kolay şey etmiyorum. Her işimi kendi gören bir insanım. Yani ne diyeyim? Buna benzer şey. Bunlar yani resmen kendi kafasından yani sapasaklama adamı. Nasıl bir renge sokarız? Nasıl yaparız? Nasıl bir damga vururuz? Nasıl şey ederiz? Gibisinden. Ve hatta birine sorup sen nerede biliyorsun dedim. De, olur mu dedi. Ben 10 yıllık şeyim. Psikiyatriyim dedi. 10 yıllık psikiyatriyim dedi. Dedim sen 10 yıllık psikiyatriyse ama bunları neye göre söylüyorsun? Senin burada hiçbir şeyin yok. Sen bu ilaçları kendi kullanıyor musun? Kendin bir şey yaptın mı? Gece 2'de neler olduğunu sen biliyor musun? Örnek. Yani bugün 2'de dahil... baş ağrısı. Evet. Ya bugün bir 10 yıllık dahiliye doktoru, 15 yıllık bir nöroloji doktoru, 20 yıllık bir kardiyolog. Ya ben 20 yıllık kardiyologum. Efor testine gerek yok. EKG bilmem şuna gerek yok. Evet. Ben 20 yıllık dahiliyeciyim. Laboratuvarda kan tahliline, şeker bilmem ne, evet, tetkikine gerek yok. Ben hemen anlarım 3-5 belirti bir araya geldiyse sorunun adını koyarım demiyor. Kesinlikle. Ama bakın bunlar 10 yıllık doktor olmayı, 15 yıllık bilmem profesör olmayı ayaküstü 2 dakikada hiçbir tahlil ve tetkik olmadan teşhis koymak için yeterli görüyor maalesef. Bugün aklıma bir örnek geldi. Az önceki Instagram canlı yayınımda paylaştım ama YouTube'daki takipçilerimiz de bilsin isterim. Bu boyutunu bugün yakaladım. Yani sabah aklıma geldi Mehmet abi. Şimdi bugün tiroid hormonunda bir sorun oluyor değil mi? Mesela tiroidi düşüyor falan insanların. Buna ne deniyor abi? Tiroid hastalığı. Bakın tiroid hormonunda bir sıkıntı oluyor. İşte bundan dolayı kişi bazı şikayetler yaşıyor. Şikayetlerin adına bakarak hastalık adı koymuyorlar. Diyorlar ki tiroid hastalığı var. Evet. Tiroid hormonunda bir sorun var. Bu, evet, şikayetler tiroid hormonundan kaynaklanıyor. Haliyle bu hastalığın adı tiroid hastalığı. Tamam, evet, da psikolojideki sıkıntılar, işte panik atak olur, anksiyete adı verilir, önemi yok. Bütün bu psikolojik sorunlar da serotonin hormonundaki düşmekten kaynaklanıyorsa, o zaman serotonin bozukluğu diyelim. Aynen. Hormon hastalığı, serotonin hormonu hastalığı niye, evet, demiyoruz? Burada niye, evet, ortaya çıkan sonuçla sorunun adını beraber anıyoruz da orada öyle bakın. Yani neresinden bakılsa sıkıntı. Hep, evet, dediğim gibi psikoloji bu anlamda bir tepkidir. Aynen hocam. Serotonin düşmesine bağlı ise o zaman serotonin hastalığı diyeceksin. Kesinlikle. Algı hastalığına bağlıysa o zaman algı bozukluğu diyeceksin. Çünkü, kesinlikle, psikoloji durup dururken ortaya çıkmıyor. Bir şeye tepki. Ya algıdaki hataya bir tepki. Aynen. Sektörün dediği gibi serotonin hormonundaki düşmeye bağlı ortaya çıkan, evet, bir tepki. O zaman, evet, kardeşim adı ya algı bozukluğudur ya serotonin hormonu bozukluğudur ya da serotonin hormonu hastalığıdır. Bakın burada bunu şunun için söylüyorum. Daha sorunun adını koymada bile aciz. Daha neyi ne kadar nasıl sorunlu tutacakları noktasında bile ıskalayan bir sektör. Yani diyorum ya hani ne demiştim, bu elle oynatılan şeyin adı neydi abi, hani bu Hacivat Karagöz'de falan, kukla sorunu. Kuklacı soru, aynen hatırladım. Kuklaya nişan almayın, kuklacıya nişan alın, kuklaya, aynen, bir kuklacıyı hedefe koyun, aynen, yap anlatırım ya. Bakın, evet, halen sorun kuklacı olduğu halde kukla problemi diye tanımlanıyor. Bozulan algı olduğu halde duyguların bozulduğu tezi üzerinden alakasız tanılarla, alakasız tedavilerle insanların hem tedavisiz bırakılması hem süreçlerinin uzaması sağlanıyor. Bu konuda gerçekten müthiş bir destek veriyorsun. Senin hocam bu hakikaten bu, evet, anlamda bana güç veriyor. Kesinlikle hocam, biz hak eden neyse hakkını vermekle mükellefim ben şahsen. Yani bu konuda ben, evet, o süreçte bir tek sizden, bir de Müslümcük Hoca, Müslüm Baba'dan şarkı dinledik sabaha kadar. Dedim biraz çekelim bakalım ne olacak. O da diyor bu da gelir bu da geçer, dinliyor da sabaha hocam. Ya onun dışında kimsenin bize bir şeysi olmadı. Sizin dediğiniz gibi müthiş sözleriniz var. Hocam diyorsunuz ya psikoloji bozulmaz. Ya bu Çin malı oyuncak mı? Evet. Gerçekten Çin malı oyuncaklar bile o kadar çabuk bozulmuyor. Aynen hocam, yani bu hemen kafanıza geç, psikoloji bozuluyor, o bozuluyor, bu bozuluyor. Yani dediğiniz gibi nereden tutarsanız hatalı algılarla dolu. Milleti kodlamaya yönelik şeylere doğru. Yani şu anda mesela dediğiniz gibi bir ara demiştiniz ya hocam, hastakara sayısı arttıkça hasta sayısı da artıyor. Burada bir çelişki var.
Evet. Yani hastane sayısı arttıkça hasta sayısı azalması lazım. Hastane Evet. sayısı arttıkça hasta sayısı artıyor. Ben de biraz araştırıyorum. Bu arada ilaç şirketleri de artıyor. Silosu da artıyor. Cirosu da artıyor. Herkesin Evet. evinde de buz, bizim Türk geleneğinde de yani vardır. Türkiye'de herkesin evinde mutfakta da buzdolabı ağzına kadar dolu ilaç olmuş. Evet. Bunlar hepsine biz doğru diyemeyiz. Yani o kadar cahil değiliz. Evet abicim, son bir 5 dakikamız. Evet. Şimdi ben şu an ofisteyim. Sabah değil, Tabii pardon. tabii. Bundan bir saat önce Instagram'da da bir canlı yayın yaptım. Bugün pazar olduğu için doğalgaz da yanmıyor. Açıkçası biraz Evet hocam. üşüdüm burada. Tamam hocam, hakkınızı helal edin. Siz Ne de demek abi? oraya gittiniz. Ama bu güzel gelişmeyi de takipçilerimizle bir an evvel paylaşmak istedim. Yani bunu haftaya Tamam kalsın tamam tamam. istemedim. Sen de sağ olasın. Hemen Yok, iki tane emrinizdeyim hocam. konferanstan geldin. Apar topar Emrinizdeyim hemen bu yayına hocam. katıldın. Allah razı olsun. Mehmet abicim, Tamamdır. son 3-4 dakika ne söylemek istersin abi? Son 3-4 dakika yorumlarını alalım ve bitirelim. Hocam bu dünyada bir emek varsa annem babamdır, bir de sizin emeğiniz bendedir. Bunu ne yapsam ben ödeyemem. Açıkça ne söylüyorum, ödeyemem. Buradan tüm bizi dinleyen, şu anda dinleyen ya dinleyecek olan arkadaşlara söylüyorum. Hiçbir sorun yok, hiçbir bozukluk yok, hiçbir hastalık yok. Bu hatalı algıları İzzet Hoca'nın videoları sayesinde ben atlattım. Yani atlattım, daha doğrusu düzelttim. Hatalı algılarımı düzelttim. Günde birer video dinleyerek duygularımdan kaçmadım, savaşmadım. İşime gücüme baktım, bizler hocamızın dediği gibi. Rutin günlük işimi kesinlikle aksatmadım. Duygularımı tam hepsini dibine kadar yaşadım. Dibine kadar yaşadım. Şu anda kaygı duygu, korku duygu, sıkıntı duygu var mı yok mu? Vallahi bilmiyorum. Vallahi Aynen hiç abi. duygularımı bilmiyorum. Yani hiç bilmiyorum. Öyle bir Hatta bir derdin yok. sıkıntı yok, öyle bir derdim yok. Biri canım sıkılıyor diyor. Allah Allah, bu sıkıntı bende. Ya dedim gelsin, severim ya, sıkıntı bir duygu değil mi? Artık otomatiğe bağlamışım. Gelsin ya, sıkıntı bana ne yapacak? Ne yapabilir yani? Bir duygu bana ne yapabilir? Ya da bir korku bana ne yapabilir? Korku korur, kaygı hazırlar, sıkıntı yoldaki tabeladır. Yani bunların hepsi insani duygular. İnsanın araba tekeri, a tekerim var. Araba tekerini sökecek. Hayır, teker var. Dönmesi lazım. Bazen ses yapacak. Olacak şeyler yani bunlar. Çiğ Yani biber bunların de hepsini ne tatlı biber de tabii tabii. lezzetli. Tabii zaten ben Şanlıurfalıyım hocam. Şimdi bana bir tatlı indirseniz, şuraya bir kilo acı biber indirseniz ben onu yerim yani. Bize acı tatlı geliyor. Biz acıyı seviyoruz yani hocam. Yani onun neticesinde tüm arkadaşlar söylemek istedim. Kesinlikle bu yoldan ayrılmasınlar. Zaten hocamız dediği gibi. Ben Mehmet Ali Kılınç. Bu sizin de bazı süreçler yaşamış ya da yaşayan süre arkadaşlar var. Süreçte olan arkadaşlar var. Örnek benim. Ben dibine kadar hepsini yaşadım. O antidepresanların verdiği yan etkileri dibine kadar yaşadım. Tüm duygularımı da dibine kadar yaşadım. Hiçbir şey de olmadı. Tekrardan kalktım. Şu anda ayaktayım. 10 katlı insandan daha sağlıklıyım. Allah nasip ederse daha büyük işler düşünüyoruz. Kendi hayatımızda da bir Almanya hayalimiz var. Bakalım nasıl, kısmet, yolumuz uzun. Bu şekilde arkadaşlar tavsiyem, kesinlikle telkinleri özellikle unutmasınlar. Sizin dediğiniz gibi kısa tutsunlar. Düşüncelerinden korkmuyorum, kaçmıyorum, savaşmıyorum. Korku korur, kaygı hazırlar, sıkıntı yolda kitap alır. Bu telkinleri içselleştirsinler. Dil düzeyinde yapsınlar. Onun dışında ama sizin dediğiniz gibi arkadaşlar şey yapmasınlar. İşini gücünü aksatıp akşama kadar da bu işi yapmasınlar. Devamlı bir rutine bağlasınlar hocam. Diyeceklerim bu kadar hocam. Tüm arkadaşlara sevgiler, saygılar. Size hakkınızı da ödemez hocam. Mehmet abicim, iyi ki varsın. İnşallah İyi ki varsın dostluğumuz hocam. yaşadığımız sürece devam eder. Kesin İstanbul'a geldiğim emrinizdeyim hocam. zaman mutlaka arayacağım. İlk Kesin insanlardan bir emrinizdeyim hocam. tanesin. Geçen de bir vesileyle bir iki günlüğüne geldiğimde sağ olasın hemen koştun, o yağmurda havalanana Kesinlikle kadar hocam. geldin. Kesinlikle Bizi hocam. orada karşıladın, Hocam misafir ettin. son söz hakkında hala edin. Biz hocam, sizle bizim aramızda artık şey yok. Çünkü menfaat yok, maddi çıkar yok, bir şey yok. Yani onun dışında biz her şekilde gerçek dost budur yani hocam. Onun için Urfalı korumanız emrinizde hocam. Evet, Urfalı korumamla Emrinizde bu hocam. güzel sohbeti bitirelim. Her zaman için de burası sana açık Mehmet abicim. Ne zaman Geleceğim inşallah. yapmak Nasipse bir hayırlı istersen, olursa geleceğim. yok. Geleceğim Yok, inşallah. konuşacağım bir şey olur, anlatacağım bir şey olur. Ne zaman istersen yine Tamam. böyle bir yayın yaparız. Ki Teşekkür ben ederim. birazcık daha açıkçası başka bir yayında hani senin bu yaşadığın süreci daha da detaylı inşallah ilerleyen bir Tamam, dönemde hocam, anlatırım. emrinizdeyim. Ben neler çektiğini çok iyi biliyorum. İstiyorum ki Evet. insanlar da bunu görsün, daha detaylı görsün ki hani ya bu abi bu sorunlarla, bu videolarla başa çıktıysa ben haydi haydi çıkarım desin. Ki sen tabii Evet. bunu beğendin. Sonuçta hani Arif'e tarif gerekmez. Yerlerde yuvarlanıyordum. Eşim bana Evet. bakar bunu diyecek duruma geldi. Evet. Sabahlara kadar neler çekiyordum diye zaten Evet. açıkçası söyledin de hani çok belki detayına bile gerek yok. Çok güzel Şimdi bir sohbet oldu.
Hem Evet, seni hocam bu şekilde hakkınızı. Hayır, son bir sözü söyleyeyim hocam, bitireceğim hocam. Hocam uçamıyordum, koşmaya çalıştım. Koşamadım, yürümeye çalıştım. Yürüyemedim ama süründüm. Durmadım, pes etmedim hocam. evet. Yeter ki Pes pes etmedim. Pes etmedim. etmeyelim. Yani hep diyorum ya, bir videolarda da anlatıyorum. Koşarsak sadece daha çabuk varırız ama yürürsek de varırız. Emeklersek bile varırız. Sadece süreç biraz uzar ama hiç durmamak yeterli. Emeklesek de, yürüsek de, koşsak da mutlaka varırız. Bu sadece varış süremizi etkiler ama varıp varmama gerçeğimizi değiştirmez. Bu sebeple Kesinlikle. herkesin koşması gerekmiyor. Koşamadığımız zaman yürüyelim, yürüyemediğimiz Kesinlikle. zaman emekleyelim. Ama bu yoldaki çabamızı asla akamete, kesintiye uğratmayalım. Mehmet abicim, tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim hocam. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın. Çok çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Tüm arkadaşlara selamlar, saygılar hocam. Kendinize iyi Sağ bakın. olasın. Yengeye, Sağ olun. çocuklara selamlar abicim. Sağ olasın. Aleykümselam hocam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abicim. Sağ olasın.